Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüş onlarına kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlarla sunuş kılışımız. Kınamızda dıktınlar ekranımız bolsun. Gülcide yine 15 gün sırtkı çıkış çeklendi. 17 fevral qorg'as to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha Xitoy doiralari xalq ammasiga maktub temasida uqtirish tarqitib, Wuhan virusi bahonasi bilan g'ulji xalqining yana 15 kun sirtqi chiqishini cheklagan. Doiralar 2 kun ilgari uyma-uy minib xalqga uqtirish qilib, yetarlik ochliq va yemaklik tayyorlashga buyruq bergan. Yana 15 kun sirtqi chiqmaslikning sababini Wuhan virusining qaysi yo'llar orqali yuqadiganligini aniq bilalmaganligiga bog'lagan. Shu sabablik ochliq ko'ktatlar hassalab qimmatlashib ketgan. Doiralar tunugun yana uyma-uy minib xalqning ishkiga uyda aram eling, salomat bo'ling deb yozilgan pechatlarni choplab qo'ygan. G'uljida turibotgan Xitoylar undidor sahifalarida Xitoy kommunistlarining xalqni uy ichiga qamab qo'yganligiga norozilik bildirib, ichkiri o'lkalarda turgan bo'lsak, munchilik qamilib qolmagan bo'ladik. Uning ustiga bu yerning iqtisodi tuvan taraqqi qilmagan tursa, bundaq uzoq vaqt uyga qamab qo'ysa, insonlar ochliqdan o'lmamdi degan uchurlarni ham bahrlashgan. Sharqi Turkiston xalqi o'z ara yo'llashgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Sharqi Turkistondagi ayirib ko'zdildigan o'rin kanatlardan to'limi yiroq ekan. Internet ishlamaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari 1 ayning 29 kuni barlik xalqning 20 kunigacha uyidan chiqmaslikka buyruq tushirib, G'ulji shahrini bir butun qamal qilgan bo'lib, bu qatimqi yana 15 kun sirtqi chiqmaslik uqtirishi Xitoylar orasidami qattiq g'ulg'ul paydo qilgan. Xitoyning Qoraqosh hujjatlari nomli yana bir maxfiy hujjati oshkorlandi. Xitoyning lagerlar haqidagi yana bir maxfiy hujjati 17 fevral kuni g'arb taratqolarida e'lon qilinib, dunyoda yana bir qatim g'ulg'ul qo'zg'adi. Qoraqosh hujjatlari deb atalgan bu hujjat Xitoyning o'tgan yili oshkorlangan lagerlar haqidagi 400 batlik va 28 batlik maxfiy hujjatidan keyin e'lon qilingan 3-chi qatimliq portlash xarakterlik yana bir dalil deb ko'rsatilmoqda. 137 batlik mazkur hujjatda Xitoy rejimining Uyg'urlarni qandoq bahona sabablari bilan tutqun qilib, lagerlarga qamaganligiga doir kuchli dalillar yaralgan. Mazkur hujjat Xotanning Qoraqosh noyasiga qarashliq bir ijtimoiy rayondagi 650 dan ortiq oilaga chetishliq 3000 da kishining arxivi bo'lib, bu hujjat shu tavallikdagi fuqarolarning diniy e'tiqodi, kundalik hayoti, yurish-turishi, xarakteri, ifodasi, ularning ichidan tutqun qilinib, lagerga qamalgan va kesilgan kishilarning ismi, qamalish, kesilish sababi qatorliq nurg'un tafsilotlarni o'z ichiga olgan. Bu hujjat burun uyg'urchaga tarjima qilinib, ijtimoiy taratqularda e'lon qilingan edi. Ammo bu qatim mazkur hujjat inglizchaga tarjima qilinib, Amerikadagi Voice nomli televiziya kanalida e'lon qilindi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur hujjatni Gollandiyadagi Uyg'ur faoliyatchilar ta'minlagan bo'lib, Xalqaro muxbirlar birlashmasi va g'ariblik Uyg'ur shunoslarining tekshirishi, tahqiqlashi orqasida uning chinligi muqarrarlashgandan keyin e'lon qilingan ekan. Germaniyalik Uyg'ur shunos Adrian Zenis chatal taratqularga qilgan mazkur hujjat haqidagi so'zida bu hujjat Beijingning normal dini e'tiqod an'analarini bostirgan va jazolaganligiga doir men burun ko'rib baqmagan kuchli dalillar bilan ta'minlaydigan yetuk bir hujjatdir degan. Mazkur hujjat Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Germaniyaning Myunxen shahrida jazo lagerlarining mavjudligini inkor qilib, orqadanla e'lon qilindi. Wang Yi o'tgan juma kuni Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas bilan Myunxenda axborot yig'ini o'tkazib, jazo lageri va 1 million odamning tutqun qilinishi haqidagi xabarlarni butunlay o'sak so'z ham soxta xabar degan edi. Angliyaning Xitoy shirkatini ko'rgazmaga taklif qilishi tanqidga uchradi. Angliya hukumatining Uyg'urlarni bostirishga ishtirok qilish bilan ayiblanib kelayotgan Xitoy texnologiya shirkati Haykan guruhini Angliyada o'tkazilgan bir ko'rgazmaga taklif qilishi tanqidga uchradi. Muhofizachi gazetining 17 fevraldagi xabarida oshkorlanishicha, Angliya parlamenti avom palatasining a'zosi Bob Seli Angliya ichki ishlar ministrligining taklifnomasini qayta o'ylashib ko'rishni talab qilgan. Xitoyning Haykan shirkati dunyodagi eng cho'ng ko'zish asboblarini ishlab chiqarish korxonasi bo'lib, u Xitoyning Sharqi Turkistondagi digital nazorat tizimini barpo qilib, Uyg'urlarni umumiyuzlik ta'qibga ilishida texniki jihatdan halqaliq rol o'ynagan. Shu munosabat bilan Amerika hukumatı o'tgan yili mazkur shirkatni qora tizimlikka olgan edi. Lekin muhofizachi gazetining xabarida oshkorlanishicha,
Angliya ichki ishlar ministrligi yaqinda mazkur shirkatning bu yil 3-chi oyida Angliyadagi Farnborough'da ochilgan bexatarlik va soqchi savdo ko'rgazmasiga taklif qilishni qaror qilgan. Lekin Avon palata a'zosi Bob Seeley ichki ishlar ministrligining qaroriga norozilik bildirib, biz Xitoy va yuqori texnika masalasiga kelganda axloqiy o'lchamni qayirib qo'ymasligimiz kerak. Agar biz Angliya qimmat qarshi va o'lchimini qo'g'lasak, biz hech bo'lmaganda izchil ko'rinishimiz kerak degan. Muhofizachi gazetining ilgari surishicha, Angliyaning ko'rgazmaga Haykang shirkatini taklif qilishi Amerika bilan yana bir yangi ixtilof paydo qilishi mumkin ekan. Angliyaning Boris Johnson hukumatı texi yaqindala Huawei shirkatining Angliyani 5G uskunalari ta'minlashiga yo'l qo'yganligini e'lon qilib, Amerikaning noroziligini qo'zg'agan edi. Amerikalik milliarder George Soros Yevropa Xitoyni tunib yetishi kerak dedi. Amerikalik milliarder va Amerikadagi Erkin jamiyatlar fondining quruvchisi George Soros apandi Yevropani Xi Jinping hokimiyati ostidagi Xitoydan iborat tahdidni tunib yetishga chaqirdi. U 11 fevral kuni qurilish birligi nomli mulohiza xabarlari to'rbetida Yevropa Xitoyni o'z beti tunishi kerak mavzusida maqola e'lon qilib, Xi Jinping hokimiyati ostidagi Xitoy rejimi bilan hamkorlashishning Yevropaning qimmat qarashlariga butunlay xilofligini ta'kidladi. U maqolasini mundaq deb boshlagan. Yevropa xalqi bo'lsin yoki Yevropadagi siyosiy va iqtisodiy liderlar bo'lsin, ularning hech qaysi Xi Jinping hokimiyatidagi Xitoy paydo qilayotgan tahdidni tushunmayotdi. Xi Jinping yuqori texnologiya orqali Xitoy jamiyatini mutlaq qamal ostiga olgan bo'lsa-mu, ammo Yevropaliklar Xitoyni faqat muhim tijorat sherigi deb qarayotdi. Ular Xi Jinpingning Xitoyda huquq tutgandan beri Yevropa birligining qurilish prinsiplariga butunlay zid bir rejim shakllantirayotganligini nazarga olmadi. George Soros maqolasida Angliyani buningga alohida misol qilib ko'rsatib, Yevropa ittifoqidan ayrilib chiqqan Angliya bosh ministri Boris Johnsonning hozir Yevropa ittifoqidan xoli bir iqtisod shakllantirish xayolida bo'layotganligi va bu sababli Xitoy bilan bo'lgan savdo hamkorligini yanada kuchaytirish yo'liga qarab menayotganligini bayon qilib, buning xatoligini ta'kidlagan. U yana hozirgi Amerika hukumatining Xitoyga qaratgan siyosatlarini shundaqlik Huawei qatorliq bir qancha Xitoy shirkatini Amerika hukumatining ruxsati bo'lmay turib, Amerika shirkatlari tijorat qila olmaydigan tizimlikka olganligini qarshi olgan. U maqolasida yana Huawei shirkatining qurilish tarixi, orqa ko'rinishi qatorliqlar haqida mufassalroq to'xtalib, agar Huawei shirkati ilgari belgilik darajada erkinlikdan bahramand bo'ldi deyilsa-mu, bundoq erkinlikning Xi Jinping hokimiyatga kelgandan keyin butunlay yo'qolganligini bildirdi. U Huawei'ning Xitoydagi boshqa har qanday shirkatga o'xshash kompartiyaga mutlaq bo'ysunganligini chunki 2017 yili Xitoyda davlatlik istixborot qonunining ma'qullanishi bilan buning qonuniy majburiyat holiga kelganligini eskartgan. U dal bu sababli uzun o'tmayla Huawei xizmatchilarining Polsha qatorliq davlatlarda josusluk vaqealariga chetilib qolganligini bayon qilgan. Biroq u Yevropaning bunodimi og'ir xavf ostida ekanligini eskartib mundoq degan. Josusluk Yevropa uchun cho'ng tahdid emas. Biroq Yevropaning eng muhim asosiy qurilishini Xitoy texnologiyasiga omonat qilganlik deganlik tahdid va buzg'unchilikka eshik ochganlik deganlikdir. Xi Jinping hokimiyatidagi Xitoyning Yevropa ittifoqining qurilish prinsiplariga zo'r tahdid ekanligi menga intayin ro'shan bo'lsa-mu, biroq u Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlariga, sanoat rahbarlariga, bo'lmasa Germaniyadagilarga texi oydin emas ekan. Soros apandi maqolasida Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning Huawei'ning 5G bozoridagi monopolligiga qarshi oyiga chiqmaydigan ziddiyatning ichiga kirish o'rniga Amerika bilan birlikda yoki o'z oldigan Nokia va Ericsson shirkatlarini Huawei'ga raqobatchi qilib, taraqqiy qildirishi kerakligini bildirgan. George Soros apandi maqolasida Xitoy rejimining Sharq Turkiston va Tibet qatorliq rayonlardagi kishilik huquq dafsandichiliklari ustida to'xtalgan. U tovandiklarni bayon qilgan. Xitoy raisi Xi Jinping bu yil sentabrda Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatning davlat va hukumat boshliqlari bilan ko'rishdi. Yevropa rahbarlari agar Xi Jinpingni Xitoyda kishilik huquqni kafolatga ega qila olmaganligi, bo'lmasa Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi vaziyat uchun javobgarlikka tortmagan taqdirda bu uchrashuvning Xi Jinpingga bir siyosiy g'alaba bo'lib qoladiganligini tushunib yetishi kerak. U maqolasini mundaq deb oxirlashtirgan. Faqat Xitoydagi siyosiy rahbarlik qatlamalar Xi Jinpingning kelajagi haqida qaror bera oladi. Uning koronavirusi yuqumini bartaraf qilishdagi xatolikdan kelib chiqqan ziyon Xitoy xalq ommasiga oydin bo'ldi. Uni endi Xitoy siyosiy byurosi mo e'tirof qilishi kerak. Yevropa ittifoqi uning siyosiy qutulishiga qarab turib asos yaratib bermasligi kerak. Amerika hukumatı O'rta Osiyo allarining Xitoyga tayinishi behojat dedi.
BBC Özbek kanalının ziyaretini kabul kılan Amerika Dışişleri İşler Ministerliği'nin bayanatçısı Amerika'nın yeni Orta Asya stratejisi barlığını aşkarladı ve Orta Asya ellerinin Xitay ve Rusya'ya tayinleşinin haceti yokluğunu etti. 1 fevral günü Amerika Dışişleri İşler Ministeri Mike Pompeo 1 plus 5G ministerler yığınına katılış için Kazakistan'a yetip bargan idi. Mike Pompeo Kazakistan ziyareti söz kılıp, devlet rehberleri bilen Xitay Kompartisi lagırı kamağan 1 milyondan artık Uyghur Müslümanları ve etnik Kazaklarının takdiri üstüde söhbet elip bardık. Bu zulümünü derhal toxtuş için barlıq devletlerinin bizgi qetilişini ümit kılımız degen idi. Amerika Dışişleri İşler Ministeri Mike Pompeo Özbekistan'daki ziyareti cereyanında mı dini itikadi sebeple Xitay'da lagırlarına solanan 1 milyondan artık Müslüman ammasının iğir zulüm körü vatkallıqını, Müslüman devletlerinin bununla yeterlik inkas kaytırmayı vatkallıqını bayan kılıp, Özbekistan'ın Müslüman devleti bulu süpüte bilen Xitay Kompartisi'nin bu cinayetine karşı Amerika bilen bir sebepte duruşu gerektiğini tekitleyen. Mike Pompeo'nun bu nöbetlik Orta Asya ziyareti cereyanında mezkur rayondaki ellerini Amerika bilen bir sebepte duruşu çağırışı küzetkücülerinin dikkatini tartıplı kalmay, Xitay'nın narazılıkını mı kozgan idi. Xitay'nın Kazakistan'daki baş elçisi Mike Pompeo'nun ziyaretine karşı elan kılgan bayanatı da Mike Pompeo'nun Xitay'a karşı kuturatkuluk kılış için Orta Asya'nı arlıqallıkını bildirgen. Xitay'nın Özbekistan'daki baş elçihanısı mı Amerika'nın Xitay'nın Orta Asya elleri bilen bulunan dostluk münasebetlerini buzuşku urnu vatkallıkını etkan. Amerika Dışişleri İşler Ministerliği'nin bayanatçısı Morgan Ortagoz hanım mezkur temi üstüde BBC'nin ziyaretini kabul kılganda Xitay'nın bunun ensir işinin haceti yokluğu üstüde toxtulup mündaq dedi. Ularının bunca hatırcamsızlığının işinin haceti yok. Amerika'nın Merkezi Asya bilen münasebeti 13 yıldan beri devam kılıp gelmekte. Biz onların müstakillikini hürmet kılımız. Merkezi Asya halkları özüge en paydalık tarafını tallaydı. Amerika fakat hemme taraflarına yakışı buluşunu halaydı. Morgan hanım yine Asya devletlerinin Xitay'a tayin işinin zürüriyeti yokluğunu eğitip, hatta dünyanın közü aldıda milyonluğun insanlarını lagırgı kamaştak iğir zulüm meselesine Xitay Kompartisi cevapkar dedi. O yana mundaq dedi. Biz Kazakistan ve Özbekistan'da dini zatlar bilen uçuraştık hem de uruk tukalları Xitay'da lagırda tutup durulu vatkallarının aile tabiatları bilen körüştük. Bütün dünya şunu bilişi gerek ki Amerika dini itikad erkinlikini himaye kılıdı. Hiç kim dini itikadı sebeplik lagırgı ya ki türmelerge taşlanması gerek. Bununla Xitay Kompartisi cevapkar elbette. Strateji mütexassisi Doktor Erkin Ekrem Efendi Uyghur meselesinin bu kıtımkı ziyareti muhim kün tertibki koyuluşunun sebebi ve Orta Asya'nın kelgüsü siyasi vaziyeti üstünde toxtulup, Amerika'nın Uyghurlarının tilgi elişi Uyghurlarının menfaati üçünle emez, belki Amerika'nın Xitay'a karşı duruş üçün işgelliğini alaydı tekitledi. Yığıp etkanda Trump hükümetinin Xitay'ını her tereptin kıstışı da Orta Asya'nın rolü bek muhim. Amerika Orta Asya siyasını küşlendirdi deb karaymen. Eğer küşlendirilmese, yani Rusya ve Xitay'ın təsiri astıda kalıdı. Uzun müddet Xitay bilen Rusya'nın Orta Asya'daki küç talışışı da mı ziddiyet çıkışı mümkün. Bu ziddiyet mi Amerika'nın Orta Asya'ya gelişiğe fırsat yaratıdı deb karaymen. Wuhan virüsü Air Asia hava yolu şirketine 265 milyon dolar ziyan selişi mümkün. Xitay'ın Wuhan şehirde tarqılıp, bulup mu Asya devletlerinin sayahat sahasına iğir təsir görsetken yeni tıplık Wuhan virüsü, Malaysia hava yolları şirketi Air Asia'nı 265 milyon dolar ziyanı uçurtuşu mümkünlükü bildirildi. Bu vaxtı tayarlanan dokulatta Malaysia hava yolları şirketi Air Asia'nın 3 devletten Xitay ve Hong Kong'u kündülük nurgun qıtımlık uçuşları barlıqı. Münasibetlik devletlerden Xitay'a uçuşları bolgan başka hava yolları şirketlerinden mu virus apıtının iğir təsirge uçuraydıqallıqı qayt kılındı. Dokulatta Malaysia hava yolları şirketi Air Asia'nın Hindonozya ve Hindistan'daki kiriminin asasen digidek bu devletlerden Şimali Asya rayonu'a katnaşını mənbe kıldıqallıqı sebepidin iğir derecede tövellep getirdiqallıqı bildirildi. Malaysiya'ya Xitay'dan nurgun sayahatçı bargan bulup, Malaysiya'da hazırga kadar 22 kişide yeni tıplık Wuhan virüsü bayqaldı. Bulardan 9 kişi davalap sakaytıldı. Saudi kelişimi Germaniya'nın eksportiga təsir görüstüdü. Amerika bilen Xitay oturusu imzalanan 1. Baskuşluk Saudi kelişiminin 2021 yılı Germaniya'nın Xitay'a bolgan eksportini tahminen 4,5 milyard dolar azaytışı mümkünlükü bildirildi. Kiel Dünya İktisat İnstitutu Amerika bilen Xitay oturusudaki 1. Baskuşluk Saudi kelişiminin təsirleri doğrusu dokulat tayarladı. Dokulatta mündaq deyildi. Yeni hesablaşlarga qarğanda Saudi'de yönülüş özgertişinin Germaniya'nın eksportini bulup mu Abdumobil'da 1,3 milyard dolar,
Ayroplanda 1,6 milyard dolar ve sanayet maşınlarından 0,7 milyard dolar bulup, cemi 4,5 milyard dolar azaytışı kütülmekte. Dokulatta dünyadaki iki çoğun iktisadi küş otursudaki soğudu gelişiminin yezi ilgiliki de Brazilya'yı selbi təsir körsüdüğalıqı ve soya pırçıqı teyrikçilerinin Xtay'a bulan eksportini 5 milyard dolar tövellitidiğalıqı təxmin kılındı. Dokulat yana Rusya bilen Germaniyanın Xtay'a bulan nefit ve kömür eksportuğumu selbi təsir körsüdüğalıqı kiler yeri 2021 yılda Rusya'nın Xtay'a bulan eksportini 2,7 milyard dolar Avustralya'nın Xitay'a bulan eksportini 1,8 milyard dolar azaytıdığalıqı kayıt kalındı. Xitay'daki vaba halkaralıq şirketlerine təsir kılmaqda. Türkiye A-Haber Toru'nun haberde bildirilişe, Xitay'da tarqalgan Wuhan virusi halkaralıq şirketlerine uxşumağan derecede təsir körsüşke başlayan. Dünyadaki en çok maşine işlep çıkılış şirketlerinden biri bolgan Japonya'nın Toyota şirketi virus tüpeyli Xitay'daki maşini ve zapcas zavutlarını vaqtlıq taqaşqa mecbur bolgan bolup, bu sebeplik xalqaradaki nurgulluğan maşini şirketleri təsir göçürgan. Danlıq maşini şirketlerden Hyundai, Fiat, Nissan qatarlıq şirketler mi Xitay'dan kildiğen zapcasının qıslığı sebeplik zavutlarını vaqtlıq taqaşqa mecbur bolgan. Starbucks, Alma ve başka xalqaralıq markalar Xitay'daki dükkanlarını vaqtlıq taqıgan yakı bir kısım şehirlerdeki dükkanlarının eçiş vaqtını qısqartgan. Bulardan sırt Xiamen Xalqaralıq Mermer Taş Körgezmesi'ye oxşaş Xitay'da ötküzülüş planlanan Xalqaralıq faaliyetlerimi əmeldin kalınırılgan. Şunaqla başka devletlerde orunlaştırılgan bir kısım Xalqaralıq yığılışlarımı bihaterlikini gözü tutup bekar kalınırgan. Nurgullığan Xalqaralıq şirketlerinin Xitay'daki zavutları taqaq bolğaşqa mal bahası da uxşumağan derecede ösüş əhvali körülgan. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqla bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ətki xəbərimizi görüşkü şəxslərinə Cənabı Allah tapşırmız. Şunaqla program axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət təşkilatlarına köpdən-köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmatullah.